251 kahraman şehit oldu, 2196 kişi yaralandı, gazilik nişanı taktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Gazilerimizin bir kısmına maaş bağlandı, çok sorunlar yaşadılar. Umarım aşarlar hepsini, kendilerine de teşekkürü borç bilirim. Efendim peki darbe araştırma komisyonu raporu nerede? Devlete sızan FETÖ'cülerin tamamı temizlendi mi? Bu sorular hala havadayken iktidar muhalefeti muhalefette iktidarı suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasındaki aldandık ama şimdi toparlandı sözleri ise muhalefeti tatmin etmedi. Bir kez daha FETÖ ile mücadele yeterince verilmiyor çıkışı geldi. Açık söylüyorum ama aldandık. Şimdi toparlandı. İktidar 15 Temmuz'un ruhunu kendi otoriter sistemini oluşturmak için bir masala çevirdi. O direnişin ruhunu kendi ikbali için kullandı ve hala da kullanıyor. Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Fethullah Gülen ortada yok. Adil Öksüz yok. Zekeriya Öz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldandık dedi muhalefet kabul etmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde eski defterler de yeniden açıldı. Yeni iddialar da ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı iletişim İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz belgeseli. İngilizce ilk istihbarat 15 Temmuz saat 14.45. CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz belgeselinden bir alıntıyla iktidarın darbe girişiminin istihbaratı ile ilgili çelişkiler var dedi. Cumhurbaşkanı darbe ile ilgili bilgiyi eniştesinden aldığını söylüyordu. Fahrettin Altun darbe ile ilgili ilk istihbaratın 14.45'te geldiğini söylüyor. Oysa Darbe araştırma komisyonundan kazan Ulus Akar şöyle söylüyor. Saat 16'ya kadar hatta saat 20:30'a kadar darbe lafı yok. Yemin ediyorum yok öyle bir şey. Kasetli terör örgütünün kumpasıyla göreve gelen genel başkanı kendisi de demişti tankın üstüne ben çıkacağım demişti. Ancak o gece öyle olmadı. Sadece televizyondan izledi. İktidarda muhalefetten geri kalmadı AK Partili Cahit Özkan CHP lideri hakkında tartışılacak iddialar ortaya attı. F-tip yapılanma kavramını bulan Deniz Baykal'dır. Kasetli terör örgütü bir kumpas düzenliyorsa yerine gelecek kişiyle ilgili de elbette bir tasarrufta bulunacaktır. Kendi yazdıkları yalancı tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne o gece darbenin karşısında dimdik durmuş olan hiç kimseye yer yok. Cumhur İttifakı'nın doğum gecesi olarak ifade edilmeye çalışılıyor. Muhalefet iktidarı darbeyi kendilerine karşı kullanmakla da suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'dan sonra her şey başka oldu sözlerine ise o zaman darbe öncesi devlete atanan FETÖ bağlantılı isimleri temizleyin çıkışı geldi. Dinimizin kutsal siyyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler. 2010'dan sonra yakın takipte götürüyoruz. Bunlar bu ülke yönetimine sızmadılar. Bizzati Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından atananlar bunlar. Gerçekse bu mücadele darbe araştırma komisyon raporu nerede? Bilen var mı? damla damla sızan 50 yıllık bir terör örgütünün 5 yıllık süre zarfında eğer devletin içerisinden tam anlamıyla tasfiye edildiğini, temizlendiğini düşünüyorsak ben bir şey demiyorum. İktidar FETÖ'yü sızdıkları devlet kurumlarından temizlemek için ek süre istedi. O hal uygulamalarını 3 yıl daha uzatma hazırlanıyor. Torba kanunu içinde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel kurulda tartışılıyor ama muhalefet tepkili. Bunların geçmişte o haç sayesinde mühürsüz oyları saydıklarını biliyoruz. Ona devam etmek istiyorlar.